Kıymetli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Çocukluk yıllarımızdan itibaren okuduğumuz sayısız hikayenin müellifi, zor zamanların mücadeleci ve sanatkar resmi, türlü sıkıntıyla geçen kısacık ömrüne birçok kıymetli eseri sığdırabilen ilim ve irfan adamı, 1914'ten ölümüne kadar okulumuzda da öğretmenlik vazifesini ifa eden merhum Ömer Seyfettin'i anma ve 7. Ömer Seyfettin Öykü Yazma Yarışması ödül törenine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımıza başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ve de tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşu ve mütakiben müzik öğretmenimiz Ali Salih Köse yönetiminde İstiklal Marşımızı okuyarak başlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamlama konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Fatih Gündal'ı sahneye davet ediyorum. Kıymetli panelist hocalarım, sevgili jüri üyeleri, İstanbul'un değişik yerlerinden gelmiş geleceğin hikayecisi sevgili öğrenciler ve onların kıymetli öğretmenleri, hanımefendiler ve efendiler, okulumuzun çok değerli öğretmenlerinden Türk öykücülüğü içerisinde önemli köşe taşlarından birisi olan Ömer Seyfettin'i anmak adına düzenlediğimiz hikaye yarışmasının 7.sine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin bildiği gibi Kabataş Erkek Sesi sadece fen bilimlerinde, sayısal bilimlerde değil, edebi anlamda da, tarih anlamında da, sosyal bilimler anlamında da Türkiye'nin en önemli okullarından birisi. Hiç şüphe yok ki bu önemini tarihten beri süre gelen bir edebi gelenekten alıyor. Behçet Necatigiller'in, Ömer Seyfettin'lerin, Faruk Nafiz Çamlıbel'ler gibi birçok Türk tarihinde, edebiyatında, sanatında önemli izler bırakmış insanlar bu okulda öğrencilik yaptı, öğretmenlik yaptı. Dolayısıyla 1908 yılında kurulmuş, 100 yılı aşkın bu tarihi okul duvarlarında, sıralarında birçok önemli insanın seslerini hala muhafaza etmektedir. Dolayısıyla başta Ömer Seyfettin olmak üzere buradan gerek sıralarından geçmiş, gerek sınıflarında ders anlatmış. Bütün insanlar bizler için çok önemli ve her daim onları anmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Onların sadece büstlerini okulumuzun bahçesine değil, öğrencilerimizin, sadece bizim öğrencilerimizin de değil, İstanbul'daki öğrencilerin, Türkiye'deki öğrencilerin yaptığımız bu yarışmalarla kalplerine de nakşetmek istiyoruz. Bu vesileyle başta jüri üyelerimize, daha sonra çok kıymetli hikayeleriyle yarışmamıza katılan öğrencilerimize, panelistlerimize, tekrar Ömer Seyfettin'i anmak adına burada bulunduğumuz güne teşriflerinden, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi de etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sayın Orhan Gazi Gökçe hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, çok kıymetli misafirlerimiz, İstanbul'un çeşitli okullarından 7. Ömer Seyfettin Öykü Yarışması'na öykülerini göndererek katılan çok kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ömer Seyfettin ismi anıldığında inanıyorum ki çoğumuz çocukluğumuza döneriz zihin dünyamızda. Her birimiz onun hayatın tam kalbinde zorlu hayatının izlerini taşıyan o nefis öyküleriyle büyüdük sayılır. Kaşağı'dan Bombay'a, pembe incili kaftandan Forsa'ya, Efruz Bey'den Bahar ve Kelebeklere kadar birçok hikayesi günümüzde aşınmaya yüz tutan kıymetleri sinesinde barındıran bir güzelliği taşıyor hala. Ömer Seyfettin'in kısacık ömrüne sığdırdığı güzellikleri ve dahi zor zamanlarda milleti adına üstlendiği mesuliyeti tekrar hatırlamanın ve hatırlatmanın bir vesilesi olarak gördüğümüz bu programın hazırlanmasında emeği olan
Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz adına sizlere tekrar selamlıyoruz. Üstadlarımız birazdan detaylı bir şekilde sizlere Ömer Seyfettin'in çeşitli yönleriyle anlatacağından ben haddimi çok aşmak istemiyorum. Ancak 100 sene öncesine gidelim ve bu mekanda Kabataş Erkek Lisesi'nde Ömer Seyfettin'e dair Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları'nda aktardığı şu anekdotu aktarmakla iktifa edeyim. Reşat Nuri anlatıyor. Ömer mekteplerin birinde yani Kabataş Erkek Lisesi'nde edebiyat muallimiydi. Merhumu yakından tanımış olanlar pek iyi bilirler. Bazen bir şey diline dolar, günlerce onu tekrar ederdi. O zaman da bir şey tutturmuştu. İlim başka, irfan başka, arif başka, alim başka diyordu. Derin bilgisi ve çok okumasıyla şöhret almış bir muallim arkadaşı bir gün Ömer'e takılmak istedi. Ömer Bey, ilim başka, irfan başka diyorsunuz. Ben buna pek akıl erdiremiyorum. Lütfedin de bana bunu bir anlatın dedi. Ömer Seyfettin, başkadır cancağızım dedi. Kızmazsanız bir misalle anlatayım. Mesela siz çok okumuşsunuz, alimsiniz. Fakat arif değilsiniz. Bizim baş hademe okumamıştır. Binaenaleyh alim değildir. Fakat ariftir. Muallim arkadaşı biraz bozuldu. Fakat Ömer darılacak bir insan olmadığı için renk vermedi. Herkesle beraber güldü geçti. 8-10 gün kadar sonraydı. Ömer bir gün muallimler odasına sevinçli bir havadisle girdi. Müjde diyordu. Avusturya'dan 200 vagon şeker geliyormuş. Şeker dehşetli ucuzlayacak. Ömer sık sık İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'ne gidip geldiği için diğer bazı arkadaşlarla beraber alim dediğimiz arkadaş da havadise inandı ve memnuniyet gösterdi, sevindi. Bir iki dakika sonra odaya giren baş hademe Ömer, aynı havadisi girince baş hademe Ömer aynı havadisi tekrar etti. Fakat o pek seviniyor görünmedi. Terbiyeli bir tavırla, inanma beyim, yem borusudur o. Avusturya şekeri bulsa kendisi yer dedi. Ömer çocuk gibi ellerini çırparak zıplamaya başladı. Alim arkadaşına, yalan mı söylemişim cancağızım dedi. Bak, siz bütün ilminize rağmen bu havadise inandınız. Fakat o yutmadı cancağızım. Çünkü onda ilim yok ama irfan var. Kıymetli misafirler, irfani bir bilişme maksadıyla geldiğimiz bu dünyada Ömer Seyfettin gibi kısa da olsa, Süleyman gibi uzun da olsa ömrümüz, sevgi ve muhabbetin dilini kaybetmeden, güzel sesler bırakarak ömür hikayemizi nihayete erdirmek hepimize nasip olsun diyerek tekrar hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok kıymetli hocamız Orhan Gazi Gökçe'ye yaptıkları bu konuşmadan ötürü teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi yazdığı dönem dikkate alındığında bugün bile okuması kolay, gözlem gücü yüksek, toplumsal hayatımızı besleyen ve kuvvetlendiren temalarıyla Türk öykücülüğünün öncü ismi olan merhum Ömer Seyfettin'in kısa hayat öyküsünü içeren videomuzu izliyoruz. Yaşadığı günü gidiyor, akşamüstü, akşam yazıya kağıda döküyor. Şimdi bu günü gününe yazı yazmak gibi bir şey ve üstelik günü gününe yazı yazıp anı, hatıra gibi bir şey yapmayıp bunu hikayeleştirmek, hikayeyi de Türkçe'de, hikayeyi de sevdiren bir adam olmak hem toplumsal görevini fikirleriyle hem de hikayeleriyle yapan bir adam. 36 yılın en önemlisi şu, İki Mebus diye bir hikayesi var. Bu İki Mebus isimli hikayede 1908 meşhuriyet ilan edilmiştir. Yabancılara haklar tanınmıştır. Ve Ömer Seyfettin de bunu öven bir hikaye yazar. İki Mebuslar. Fakat Mebuslardan birisi, bu hikayenin temeli o gün yazıldığı günden 30 yıl öncesine aittir. 10 yıl öncesine aittir. 10 yıl önce neler düşünmüşken bu iki mebusun yazıldığı tarihte o düşündüklerinden hiçbirisinin gerçekleşmediğini görür.
Yani o hikayeyi o yazmasaydı yanlış düşünüyordu diyemezdik. Ama biz bugün onun olduktan 10 sene sonra ki 1908 meşrutiyetini övmesini bir yanılgı olarak görüyoruz. Ama yanlış yapmış diye adlandıramıyoruz. Şundan ki işte her gün yazmasa idi bu başına gelmeyecekti diye düşünüyorum. Kendisi de sanki bir hikaye. Kendi, yani kendi hayatı bir hikaye zaten. Ölümü bir hikaye, hastane hikayesi. Gerçi buradaki şeyde belgeselde bir beyin kanaması vesaire falan dedi ama bunun mesela şeker hastalığından öldüğü söyleniyor. Üstelik cesedi, işte kadavra falan filan hikayesi de var. Mezarına sahip çıkılmamış, işte mezarı değişmiş, şudur budur. Yani bir hikayecinin yazdıklarından ziyade kendi hayatı üzerinde de bir hikaye var, etkili bir hikaye var sanki. Tabii tabii. Yani zaten yaşadığını günü gününe birebir yazıyor işte, onun içinde kendisi oluyor. Mesela en günlük hayatında en fazla kullandığı kelimelerden birisi de cancağızım. O mesela bugün hocamın yaptığı konuşmada, o anekdotta geçmiştir. Yani ben onun hiçbir şeyi abartmadan, hiçbir şeye ekleme yapmadan, olan bir şeyden çıkartma yapmadan yazdığını düşünüyorum. Çok sakat bir yoldur. Yani sizi rezil de edebilir, sizi usta da yapabilir. Çok tehlikeli bir şeydir günü gününe yazmak. Ama Ömer Seyfettin bunu göze almış. Zannediyorum Türkçe hatırına bunu yapıyor bir ve bir de memleketin geleceği için yapıyor. 36 seneye başka türlü, yani ideal olmazdan bunca şey sığdırılmaz. Ben de bir kendimde anekdot anlatayım. Mesela bir dergiden, İzmit'te çıkan 3. Öyküler dergisinden Ömer Seyfettin sayısı için benden bir yazı istemişlerdi. Ne zamana dedik? İşte yakın bir tarih verdiler. Ya biz de dedik edebiyat öğretmeni olduk. O güne kadar yazarız. Ben oturdum yazmaya, altında kalkamadım. Yani çünkü hangi hikayesine, hangi yazısına dokunsam onunla ilgili bir başka şeye atlamak, sıçramak zorunda kaldığımı gördüm. Ve sonra yazıyı yazmadım değil, yazdım ama genç kalemler dönemindeki Ömer Seyfettin'in hikayeleri üzerine sınırlandırdım. O hikayeler de zaten 7 tanedir. O 7 hikayeyle sınırladım. Fakat orada şunu gördüm, Ömer Seyfettin'in yaşadıklarıyla bizim, benim hayat hikayemde yaşadıklarım dönem dönem birbirine çok benziyor. Yani siyasi karmaşa... Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. 3 mansiyon ve 3 derece ödülümüz oldu kıymetli misafirler. Şimdi mansiyon ödülü alanları açıklıyorum. Onları da sahneye davet ediyoruz. Misafirlerimiz de buradayken hemen hediyelerini takdim etmiş oluruz. İstiyorsan gel abi sana. Bayrampaşa Suat Telimer Anadolu Lisesi'nden İrem Nur Uysal. Alkışlayalım. Tatlı Yürükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İlayda Kayapınar Söz isimli öyküsüyle. Yine Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden Birgül Salman Gölge isimli kendisiyle. Beşiktaş burada galiba. Şimdi dereceye girenleri 3'ten 1'e doğru açıklayayım. Pertev Niyal Anadolu Lisesi'nden Elif Naz Kazan Gecenin Kırıntıları isimli öyküsüyle 3. oldu. Tebrik ediyoruz. Dinhat Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencimiz İrem Sena Kızılarslan Sakarya isimli öyküsüyle 2. oldu. Tebrik ediyoruz. Ve yine Beşiktaş'tan 1.'imiz Doğa Sivrikaya Bizim Gibi öyküsüyle 7. Kıymetli misafirlerimiz ödüllerini takdim edecekler. Birincimize Necati Mert hocamız ödülü takdim edecek. Şöyle ön taraf alalım birincimizi. Yine ikinci olan Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi jüri konuklarımızdan, panelistlerimizden İbrahim Demirci İrem Sena Kızılarslan'a hediyesini takdim ediyor. Alkışlarınızla.
Yine üçüncü olan Perteviniyel Anadolu Lisesi'nden Elif Naz Kazan'a çok kıymetli yazarımız Mehmet Erte beyefendi lütfederse ödülünü takdim edecek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Mansiyon ödülü alan kıymetli öğrencilerimize hediyelerini okul müdürümüz Sayın Fatih Güldal beyefendi takdim edecekler. Jüri üyemiz Hasibe Çarkı hanımefendiye, panel yöneticimiz Hüseyin Akın hocamıza çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Programımız burada sona erecek. Öğrencilerimizle beraber bir hatıra fotoğrafı alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.